Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Hocam siz gerçekten fizik tedavinin duayenlerinden birisi olarak bugün programımıza konuksunuz. Ve biz sizi gerçekten yıllardır tanıyoruz ve evet. Bu konudaki emeklerinizi de görüyoruz. Fibromiyalji konusunu özellikle bugün işlemek istiyoruz. Tabii fibromiyalji ki. Dediğimizde tabii ki herkesin hastalık hastası diyerek tabir ettiği, kimisinin bunu fizik tedavi, kimisinin ise psikiyatrik problemi olduğunu düşündüğü bir hasta grubu var. Evet. Nedir bu fibromiyalji? İşin doğayı olarak sizden bir dinlemek isteriz. Evet. Fibromiyalji yumuşak doku romatizması olarak düşünülen bir rahatsızlık. Aslında bakıldığında tabii fibromiyaljiyi psikiyatrik bir hastalık olarak değerlendirmemek gerekir. Ama tabii çok yaygın ağrılı bir hastalık olduğu için hem boyun hem sırt hem bel ve tüm eklemlerde, kaslarda yaygın ağrı yaratabildiği için ve uykusuzluk yarattığı için sonrasında kişiler tahammülsüz hale geliyorlar, stresli hale geliyorlar. Etraflarındaki insanlarla, arkadaşlarıyla, aileleriyle ilişkileri bozuluyor ve de o zaman hem aileleri tarafından hem de kendi tarafından hastanın acaba benim psikiyatrik bir sorunum var mı diye düşünülüyor. Tabii işin patogenezine baktığımız zaman beyinde serotonin azlığı var fibromiyaljili hastalarda. Yapılan araştırmalar onu göstermiş. Serotonin azlığı olan kişilerde derin uykuya dalamama sorunu var. Şimdi biz normalde aslında uyumak çok önemli gerçekten. Çünkü uyuduğumuz zaman omurga emilimle besleniyor. Hani onun için yatak çok önemli diyoruz ya. Yatakta işte çok yumuşak olmamalı ki omurga düz olarak kalsın ve çevreden emilimle beslensin. Omurga emilimle beslenemediği zaman tabii ne oluyor? Kasların dolaşımı bozuluyor. Kasların oksijenasyonu bozuluyor ve dolaşımı bozulduğu için kaslarda iskemik odaklar meydana geliyor. Ve bu iskemik odaklar da ağrılı noktalar ve tetik noktaları beraberinde getiriyor. Ve dolayısıyla da tabii çok yaygın ağrılı bir durum oluşuyor. Şimdi beyindeki bu serotonin azlığının, demişler ki araştırmacılar acaba hani dışarıdan serotonin verelim. Bunu normalde çevirebilecek miyiz? Ama yapmışlar bunu da fakat sonrasında gene bir faydası olmamış. Netice itibariyle yapıda bir serotonin azlığı var. Yani fibromiyaljinin sebebi bu. Ama yapı olarak baktığımız zaman da daha ziyade işte A kişiliği, tip A kişiliği olan böyle titiz, biraz agresif, mükemmeliyetçi, hani her şeyi çok böyle iyi yapmak isteyen insanlarda da özellikle kadınlarda da daha sık olarak karşılaştığımızı görüyoruz fibromiyaljide. Ben de onu soracaktım. Yani cinsiyet ağırlıkta olan var mı ya da yaş grubu var mı? Fibromiyaljinin hani risk grubu olarak gördüğünüz bir... Evet. Şimdi genelde bakıldığı zaman kliniklerde de gördüğümüz 30 ila 50 yaşları arasında sık olarak görülüyor. Yani bu 17 ile 18'li 20'li yaşlarda çok sık olarak karşımıza çıkan bir rahatsızlık değil. Genelde 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, çok yoğun çalışan hanımlarda, ev hanımlarında da çok görüyoruz, sık olarak karşımıza çoğunlukla çıkıyor. Çoğunlukla bayanlarda rastlıyoruz. Evet, belki erkeklerde de fibromiyaljı tabii ki var. Ama bulguları ve kliniğe müracaat edenler genelde kadınlar oluyor. Hocam ne yapmak lazım peki? Egzersiz, hani mutluluk sonuçta spor yaptığımızda daha iyi hissediyoruz kendimizi. Yani fibromiyaljiden, ağrılardan kurtulmak için. Şimdi aslında fibromiyalji çok sistemik ele alınması gereken bir rahatsızlık. Yani bakıldığı zaman bir sürü fibromiyaljili hasta bir takım yerlere gidiyorlar, tedavi oluyorlar. Yani fizik tedavilere de gidiyorlar ama çoğu yerde fizik tedavilerinin sonuçları başarısız. Ve bana zaten ben her zaman böyle son adres olarak geliyorum. Hani orada olmamış, burada olmamış. Hani son umut Meral Kozakçıoğlu diye bana geliyorlar. Şimdi fibromiyaljili hastayı bir kere iyi bir ele almak lazım. Onu iyi anlamak gerekiyor. İyi dinleyip. Sonrasında da takip etmek gerekiyor. Çünkü fibromiyaljinin de tipleri var. Aslında tek tip değil. Mesela bir tipi var. Başlıyor, tedavi ediyorsunuz. Hani uzun seneler sessiz kalabiliyor. Bir tipi var. İleriye doğru gidiyor. Yani bana Almanya'dan bir hasta gelmişti geçtiğimiz yıllarda.
Düşünün çene kilitlenmesine kadar, yani çene kilitlenmiş ve öyle geldi bana hasta. Yani açamamışlar, o şekilde geldi. Bir o tipi var, giderek hani ileriye doğru giden, ne yapılırsa yapılsın ki en kötü tipi o. Bir de intermittent tipi var. Tedavi ediyorsunuz, sonra işte gene kötü oluyor, biraz iyi oluyor, gene kötü oluyor. Ama şimdi ben baktığım zaman, genelde tabii senelerdir fibromiyaljide hastalarla ilgileniyorum ve tedavi ediyorum. Gördüğümde şu, hani bir 10 seans, 15 seans fizik tedavi yapıp sonra bıraktığınız zaman hastayı, olay tabii ki geri geliyor. Yani fibromiyalji bir bel fıtığı, bir boyun fıtığı gibi tedavi edilecek bir rahatsızlık değil. Çok sistemik tedavi etmek gerekiyor ve bir kere, bir de en önemli tedavi konusundaki dikkat edilmesi gereken şey, mekanizmal program yapmak lazım. Mekanizmal program yapmadıkları için sonuç başarılı olmuyor. Nedir bu mekanizmal program diyecek olursak, ağrıya yönelik sadece tedavi ettiğimizde başarılı olamayız. Çünkü neden? Fibromiyaljili hastaların uzun süreli ağrıları var. Uzun süreli ağrı da kasları zayıflatır. Kaslar zayıfladığı zaman da düşünün, boyun, sırt, bel ve bacak kasları uzun süreli ağrıya bağlı olarak zayıflamışsa, artık sonrasında ne yaparsanız yapın zaten beraberinde kireçlenme de olacak, başka problemler de çıkacak. Zaten geçmez o ağrı. Onun için ben hasta geldiği zaman öncelikle tetik noktalarına bakıyorum. Normalde 18 tetik nokta var vücutta. 9'u bir tarafta, 9'u bir tarafta. Bu 18 tetik noktanın 11'i pozitif olduğunda aslında biz ona fibromiyalji diyoruz. Tabii pozitif derken, pozitif kastımız şu, parmağımızı batırıp da pozitif olmak değil. Baş parmakla 4 kilogram ağırlığında basmalıyız. Şimdi diyeceksiniz ki, baş parmakla 4 kilogramı nasıl hani anlıyorsunuz? Tecrübe. Nasıl anlıyorsunuz diyeceksiniz. Şöyle, tabii ki oje sürmemelisiniz hekim olarak. Baş parmağınızın içi pembe normalde, parmak, tırnak, tırnağınızın içi. Tırnağınızı bastırdığınızda kasın içine bembeyaz olduğu nokta, o zaman o 4 kilogram noktası oluyor işte. O noktada bastığınızda, yoksa bazı insanların neresine basarsanız basın ağrılıdır yani. Hani ne tarafına basarsanız basın. Hocam ben biraz başa dönmek istiyorum tekrardan. Tabii. Mesela programımızı izleyen eminim ki bir sürü kadın hasta vardır, erkek de olabilir dediniz. Bunlar hangi bulguları var ise fibromiyalji şüphelenip size başvurmaları gerekiyor. Evet. Şimdi bu da çok güzel bir soru Fatih Bey. Çünkü şimdi internette tabii herkes boynu sırtı ağrıyor, yani herkes işte ben acaba fibromiyalji oldum mu diye müracaat ediyor. Aslında fibromiyalji evet yaygın olarak görülüyor ama her boyun, sırt, beli ağrıyan da tabii ki fibromiyalji değil. Eğer bir kişinin 3 ayı aşan uykusuzluk sorunu varsa, uyuyamıyor ise, yaygın ağrısı var ise ve işte vücudundaki tetik noktaları varsa, bazı ağrı yapan işte kürek kemiğinin altında, omuzunun üstünde, dirseğinin altında varsa, beraberinde bu hastalarda bağırsak problemleri de olabiliyor. Bağırsak problemleri varsa o zaman ben fibromiyaljiyim mi acaba diye düşünmeli. Böyle 4-5 tane kriteri var diyorsunuz. Evet, evet. Hocam son olarak programımızın sonuna geldik çünkü. Evet. Tedavisi, kesin tedavisi var mı diyerek son sözümüzü de söyleyelim. Evet. Şimdi fibromiyaljinin tabii tamamen fibromiyalji bitti diye bir durum yok. Hayat devam ettikçe maalesef fibromiyaljili hastaların çoğunda fibromiyalji de hafif ya da hızlı olarak devam ediyor. Ama sistemik tedavi yapıldıktan sonra kişi de kendine dikkat edip kas, eklem sağlığını, kemik sağlığını korudukça ve uyku sistemini düzenleyici bir periyot içine girdikçe bu sorunlar tabii ki çok hafif olarak seyrediyor. Yani fibromiyaljili bir hasta düzenli bir tedavi programı altında devamlı gidip sonrasında da son derece hani ömrünü rahat ve de çok minimal ağrılarla geçirebilir aslında. Çok teşekkür ederiz hocam gerçekten. Hakikaten çok önemli bir konudan bahsettiniz. Özellikle kendini hastalık hastası diyerek adlandıran ya da bu şekilde düşünülen kişiler var ise, belki de fibromiyaljiniz vardır.
Böyle bir probleminiz de varsa çok tecrübeli bir hocamız burada. Ne zaman isterseniz ulaşabilirsiniz ve muhakkak o sizin probleminizi çözecektir diyerek son sözlerimizi bu şekilde kapatmış oluyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu öz ekiciydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.